sonunda tuttuğun takımın imzalı formasını kazanmak ister misin? Yapman gereken şeyler oldukça basit. Kanalımıza abone olup, videomuzu beğenip, yorum kısmına abone olduğumu yazarak sen de tuttuğun takımın imzalı formasını kazanabilir ve diğerlerden hediye çeki kazanma şansı da yakalayabilirsin. Hadi şimdi sen de şansını dene. Futbol Plus ekranlarından herkese mutlu günler değerli futbol severler. Bugün sevgili Levent Tüzemen'le birlikte Galatasaray gündemini konuşacağız. Levent abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abi? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim abi, çok teşekkür ediyorum. Şöyle hızlıca bir Galatasaray'a geçelim istersen. Ben sorularıma Okan Buruk'la başlamak istiyorum. Şimdi senin de tabii çok iyi bildiğin gibi Okan Buruk çok iyi bir kadroyla sezona girdi aslında. Yani yönetimi de burada tebrik etmek gerekiyor. Gerçekten yıldızlarla dolu bir kadroyu hocaya teslim etti diyebiliriz ama sezon başında özellikle ilk etapta Okan Buruk hem taraftarlar tarafından hem sosyal medyada da yine gördüğümüz gibi birazcık eleştiriliyordu. Yani alınan sonuçlardan çok memnun olmayan bir taraf vardı. Oyun olarak sahadaki oyundan çok memnun olmayan bazı taraftarlar vardı. Ama sonrasında yani özellikle işte Beşiktaş-Başakşehir maçları hatta Karagümrük maçı gibi son maçlarda ciddi anlamda Galatasaray'ın hem oyununun geliştiğini gördük hem de skor olarak ki yani Başakşehir maçı apayrı bir hikaye. Hem de skoru alabildiğini gördük Galatasaray'ın. Yani Okan Buruk'a sezon başı bir haksızlık yapıldı mı abi sence, yoksa normal bir eleştiri miydi bu? Şimdi her teknik direktör eleştirilir. Yani Okan Buruk da şampiyonluk yaşamış bir hoca olarak Galatasaray'ın başına getirdi. Galatasaray'ın bir evladı zaten kendisi. Şunu net olarak söylüyorum. Okan Buruk'u iki yönden değerlendirmek lazım. Sezon başı hazırlık kamplarında Lucas, Raşika, Icardi, evet, birçok oyuncu, Mata, Yusuf. Bu tür oyuncuların hiçbiri yoktu hazırlık maçlarında. Hatırlayın. Hatta Sacha Boey bile yoktu. Duvayla biliyorsun gözünden rahatsız olan evet, Omar vardı. Evet. Sol tarafta Anolt oynuyordu. Hatta şöyle abi araya gireceğim. Yani Sacha Boey hani artık gitti gözüyle bakılan bir oyuncu. Tabii kendisi, çünkü ben Fransa oynamak istiyorum, kendime kulüp bakıyorum dediği için antrenmana katılmamıştı. Hatta bu yüzdenleri Okan Hoca bir tavır koymuş. Kendisini de rezerv lige vermişti. Ama Antalya maçında iki tarafta hem Duvay hem de Omar sakatlanınca Sacha Boey piyangodan çıkmış gibi geldi. Ve bir anda kendini geliştirdi. İyi oynamaya çalışıyor şu anda. Artı bu takımda kim oynuyordu? Emre Kılınç, Taylan, Emre Akbaba hazırlık kampın yıldızı. Dönün bakın yani. Aytaç Kara, Ömer Bayram hepsi bunlar oynuyorlardı. Şimdi bunlar transferde gitti. Birdenbire yepyeni bir takım kaldı. Şimdi Okan Hoca eğer ki bu yapılmış transferleri sezon başında sahip olsaydı acaba sezona Galatasaray'ın başlangıcı bu kadar olabilir miydi? Yani daha güçlü başlardı diye düşünüyorum. Çünkü Temmuz antrenmanlarının hazırlık kampında iki tane geçirdiler biliyorsun. Bunların çoğu yok. Gomis, Seferovic, Icardi yok. Mata yok. Mertens yok. Raşitse yine. Raşitka yok. Yusuf yok. Lucas yok. Mitsu yok. Sacha Boey yok. Sayıyorum. Bir kadro yok ya. Kocaman bir kadro yok. Şimdi bunun bir de hakkını vermek lazım. Jesus'un en büyük avantajı çok oyuncunun kendisine teslim edilmesiydi. Hatta kendi aldırdığı bu Bruma'yı bile listeye yazmadı. Evet. Yani düşünebiliyor muyuz? Genel anlamda Galatasaray hocasını eleştirmek için önce bu analizi yapmamız gerekir diye düşünüyorum. Ama sonra ne dedi Galatasaray hocası? Bir kadro istikrarı aradı. İstikrarı yakaladı. 3'te 3 yaptı. 9 puan yaptı. Ve Galatasaray sadece şunu, ben Okan Hoca'yı da şundan dolayı eleştirmiyorum. Bakın. Icardi Galatasaray'a geldiğinde hazır değildi. Kesinlikle. Adana Demirspor maçında Arjantin'e gitmişti. Trabzon maçında da hazır olmadığı için oynamamıştı. Galatasaray hem Adana'da hem de Trabzon'da rakiplerinden pozisyon olarak çok üstündü. Ve maçı kazanacak pozisyonları da bulmuştu. Mertens %100 iki tane karşı karşıya, iki deplasmanda %100 gol kaçırdı. Düşünün. Kerem %100 bir gol kaçırdı Trabzon'da. Gomis kaçırdı. Gelelim Adana'ya. Yine Mertens kaçırdı. Yine Kerem bir topu direkten döndü. Yine kale önünde Mata'nın vuruşunu Larsson mu onların bekleri çizgiden çıkardı. Kaleci inanılmaz pozisyonlar çıkardı. Galatasaray eğer son 3 hafta oynadığı şablon 11 ile, yani istikrarlı 11 ile 2 maç oynansaydı bugün Galatasaray'ın puanı çok daha fazla olurdu diye düşünüyorum.
Yani belki de sezona bu 11 başlamış olsa tabii, çok daha farklı bir şey olur. Bugünkü belki de Galatasaray puan olarak Fenerbahçe'nin çok önünde lider olurdu diye düşünüyorum. Burada kadro mühendisliğini yapan insanlar, eğer Okan Buruk'u eleştirenler varsa onun önüne bu benim saydığım ayrıntıları mutlaka koymaları gerekir. Yani bir baksın, Galatasaraylar seyrettiler hazırlık maçları Fiorentina dahil. Kim oynamış? Seferovic Kasımpaşa maçta gol attı. Yere göğe sığdırılamadı. Seferovic ortada yok. Icardi var. Yani anlatabildim mi? Bir teknik direktörün de elindeki kadroya sahip olmuş. Sezona bir kadroyla başlıyorum. Buradan 7-8 oyuncu gidiyor. Evet. Çok daha fazla oyuncu gitti. Düşünün. Sonra eline kaldığı oyuncularla bir takım yaratmaya çalışıyorsun. Bu takım birlikte oynamamış. Ona rağmen kazanabileceğin maçlar oynamışsın. Yani bence en kötü oynadığı maç Antalya maçı. Açık konuşalım. Orada bile Oliveira'ya yapılan bir penaltı var, verilmedi. Ceza sahası için. Yani tabii ki o konuya da aslında gelmek gerekiyor. Hani hep Galatasaray'ın oyununu Okan Hoca'yı evet eleştirdik belki ama evet, bir yandan da bir hakem durumu da vardı, evet, açıkçası çok tartışılan. İşte neye Ali Palabı'ya görev vermiyorlar eğer haklı olsaydı? Neden vermiyorlar? Çünkü yani Ali Palabı'nın yaptığı hatanın ölümcül hata olduğunu biliyorlar. Yani bunu çok net söylüyorum. Çok önemli federasyon yetkililere görüşümde aynı şeyi söylediler. Hep beraber oturuyoruz. Masamızda Fenerbahçeliler de var. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon dostlar da var. Maça başlangıç noktasında dediler ki Alanya maçına, Galatasaray bugün 5 yapar. Galatasaray'ı frenleyen kim oldu? Ali Palabıyık oldu. Psikolojik olarak etkilendi. Galatasaray 10 kişiyle maç kazanmadı mı? Kazanabilir. Ama öyle kartlar gösterdi ki, öyle düdükler çaldı ki, hatta alay geçer gibi daha saniye dolmadan Galatasaray hücumunun önünü kesti. Galatasaray Kazımcan hücuma kalksaydı Alanya maçında birinci devre bitmeden belki golü atacaktı. 3 olacaktı maç. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla hakem hatalarını bir kenara koyuyorum burada. Çok ciddi hakem hatalar oldu. Ve Galatasaray hakem hatalarından da ciddi puanlar kaybetti. Evet, yani Okan Buruk'u konuştuk. Aslında en az Okan Buruk kadar bu sezon Galatasaray'da konuşulan iki isim daha vardı. İki tane yerli oyuncu. Aslında geçen sezon Galatasaray taraftarının hayaliydi bu iki oyuncuyu birlikte, evet, izlemek. Bir tanesi Kerem, diğeri de Yunus Akgün. Şimdi Kerem son haftalardaki oyunuyla birazcık tekrardan ben döndüm dedi. Döndüm mesajını verdi. Ama Yunus'ta açıkçası aynı durumu göremiyoruz. Yani bu iki oyuncu hakkında düşüncelerinizi de ben çok merak ediyorum. Çünkü Galatasaray eğer bu sezon başarılı olacaksa bu oyunculara da bir yandan ihtiyacı var. Ben aynı görüşeyim. Artık bu Galatasaray takımının sezon sonuna kadar oyuncu kaybetmemesi, devre arası yerli oyuncu alınacaksa da bunun savunmaya veya başka bir alana yerli güçlü oyuncu alması lazım. Bunlardan biri de işte Kaan Ayhan olarak geçiriliyor. Evet. Üç yönde oynayan bir oyuncu. Sağ bek, stoper, ön libero oynar Kaan Ayhan. Buna bir ihtiyacı var Galatasaray'ın. Çünkü Dubois'un sakatlık problemi var. Sadece Sasebo ile bütün ligi götüremezsin. Ama zaman geldiği zaman rakibe göre Kaan Ayhan'ı kullanırsan o zaman yabancı hakkını ileride farklı oyuncudan kullanırsın. Şimdi Yunus'la ilgili geçen sezon Fatih Terim'i eleştirmiştim. Dedim ki ya Adana'da şampiyon yapmış, mükemmel oynayan bir oyuncu neden Adana Demirspor'a veriyorsunuz? Bir, iki, verirken, kiralık verirken şu maddeyi koymanız lazım. Eğer Yunus çok başarılı olursa devre arası geri alırız. Galatasaray bunu ikinci yarı devre alabiliriz. Çünkü Yunus'un, evet, gelişiminde Fatih Terim'in çok büyük payı var. Türkiye Kupası 3 gol attı, oyundan çıkartmadı. Sonra en son çıkartıp alkışlattı. Ona çok fazla şans verdi. Yunus'u çok savundu. Ama Yunus o büyük takımda oynadığında başlangıçta maalesef etkili olamadı. Acaba diyorum ki Yunus'un Seferovic'le oynaması mı bir dezavantajdı? Keşke Icardi ile daha fazla oynasaydı diye düşünüyorum. Çünkü Karagümrük, Beşiktaş ve Başakşehir maçlarında kimdi sahanın en önemli oyuncuları? Bir Raşika. Evet, kesin. Şu anda Raşika'nın önüne geçme şansı yok. Ne Barış Alper'in var, ne Yunus'un var. Yunus da kendi hatalarını anlamış olacak ki bu Dünya Kupası verilen arada tatile gitmeyip Florida'da özel çalışma yapıyormuş kendisine. Yapması gerekir. Yeteneklerini ihanet etmemesi gerekir diye düşünüyorum. Yani ben de hayal kırıklığı yarattım. Kerem'le ilgili şöyle bir sorun vardı. Kerem eleştirildi. Okan Hoca hep sahip çıktı. Okan Hoca'nın şu konuşması yaptığını biliyorum. Kerem,
çok fazla kulağını dışarıdaki dedikodulara takıyorsun. Sen sadece futbolunu düşün, çalışmaya devam et. Ben sana inanıyorum, ben sana güveniyorum. Sen başarılı olacaksın, yeter ki çalış. Ben senden asla vazgeçmem dedi. Bu konuşma yaptığını net biliyorum. Evet. Yani bilgisi net olarak söylüyorum. Nitekim de Kerem Kasımpaşa maçında sonraki oyunlardaki Başakşehir maçında mükemmel oynadı. Bunu söyleyeyim. Şimdi Galatasaray'ın her oyuncuya ihtiyacı var. Yunus'a da ihtiyacı var. Yunus rekabete girerse Kerem'i de zorlar. Raşika'yı da zorlar. Ama bugün Raşika ile Kerem Galatasaray'ın şu anda kanatlarının vazgeçilmez iki oyuncusu. Ben Okan Hoca'nın asla iki yerli oyuncuya ters davrandığını görmedim. Yaklaşık 7-8 maç yanılmıyorsam, belki daha fazla olabilir istatistik bakmadım. Hep ilk 11'de oynattı ya. Israrla güvende oynattı. Ama ondan da şanslıkları var. Kerem'in Trabzon'daki vuruşu kaleci çıkardı. Kerem'in Adana'daki vuruşu direkten döndü. Yunus'un birçok pozisyonda vuruşları, gerçekten o attığımız sol ayağın içine attığı vuruşları çok fazla Ümraniye maçında falan fazla yapamadı. Yani kabul edelim ki şanslıklar da yaşadı. Gol atamadığı sürece Galatasaray, bu iki oyuncu da gol atma konusunda sıkıntı yaşayınca bence psikolojik olarak yıprandılar. Bildiğim kadarıyla Okan Hoca'nın isteğiyle bu oyunculara da bir mentor desteği sunuldu. Onların da çok farklı olduğunu düşünüyorum. Kerem'in bence yükselişinde, ki bu Yunus'a da böyle olacaktır, Okan Hoca'nın yardımcısı olan Alman Wolfs'un çok büyük katkısı olduğunu duydum. Özellikle bireysel, oyuncuların bireysel performanslarını yukarı çekme konusunda çok özel çalışmalar yaptırıyormuş kendilerine. Bu da birçok oyuncunun performans olarak yükseldiğini, hatta ve hatta Alman yardımcı hocanın rakip maç analizlerini mükemmel yapıp kadro oluşurken büyük destek olduğunu Okan Hoca'ya duydum. O da çok büyük bir avantaj. Çünkü ben bunun örneğini geçmişte yaşadım. Gerets Galatasaray'la şampiyon olduğu dönemde onun en büyük yardımcısı Bülent Ünder'di. Maçlara, rakip maçlarını izlemeye gidiyordu. Ve şampiyon olduğu gün Gerets camiaya teşekkür ederken öncelikle Bülent Ünder'e teşekkür etti birinci sırada. Çünkü onun bana verdiği maç analizleri rakibi çözmemde, rakibe göre oyun planı uygulamamda ve oyuncu kadro kurarken oyuncu belirlememde çok faydalı oldu demişti. Ben Okan Hoca'nın da Alman aklından yeterince faydalandığını, Galatasaray'ın bu değişen oyunda, kaliteli oyunda, coşkulu oyununda fark yarattığını inanıyorum. Evet Levent abi, gerçekten çok güzel özetledin bu durumu da, yani Yunus ve Kerem'in durumunu. Yayınımızın da artık sonuna geldik. Ağzına sağlık. Ben çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ben teşekkür ediyorum. Evet, izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Bizi izleyerek bize destek oldukları için diyelim ve kanala abone olarak da önümüzdeki videolardan haberdar olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.